Değerli arkadaşlar, Türkiye kurulunda beri, Türkiye Cumhuriyeti kurulunda beri bütün yatırımları sattınız. Fabrikaları sattınız. Tüpraşı, Petkim'i, Telekom'u, her şeyi sattınız. 3 trilyon dolar vergi topladınız. Allah aşkına ya, bir tane Tüpraş mı yaptınız? Bir tane Petkim mi yaptınız? Bir tane Telekom mu yaptınız? Ne yaptınız? Duble yolları yaptınız. 10 milyon işsiz insan yarattınız. 10 milyon şu an işsiz var arkadaşlar. Bana yol lazım değil. Bana duble yol lazım değil. Bana üretim lazım. Bana sanayi lazım. Bana fabrika lazım. Bu ülkenin her tarafı ateşlerle çevrilmiş. Terör sorunu var. İşsizlik sorunu var. Ama maalesef ne hikmetse bir anda tavşanın içinde çıktı. Bir kanun geldi, anayasa değişikliği diye. Başkanlık sistemi. Bu başkanlık bir rejim değişikliğidir. Bunu alırsınız, kamuoyunun önünde sivil toplum örgütleriyle tartışırsınız. Anayasa hukukçuları önünde tartışırsınız. Bütün muhalefet partilerle bir işbirliği yaparak tartışırsınız. Daha 2 sene sonra uygulayacağınız bir yasayı neden apar topar buraya getirdiniz? Bugün dolar 4 lira diyoruz, anlamıyorsun. Rabia işareti yapıyorum. Rabia, dolar bu oldu. Rabia oldu dolar. Bugün Türkiye %50 maalesef yoksullaştırdık. 30 milyon işsiz insan var değil arkadaşlar. 30 milyon açlık sınırı içinde yaşayan insanlar var. Gelin bu anayasa paketini geri çekelim. Oturalım bütün partiler, bu ülkenin ekonomisini düzeltelim değerli arkadaşlar. Bugün Suriye'nin parası bizde daha değerli oldu ya. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin parası Suriye parasının önünde değer kaybetti. Utanmamız lazım. 14 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz arkadaşlar. Sanki siz yönetmiyormuş gibi çıkıyorsunuz. İşte bu ülke CHP. Ya ne başınıza gelse bu Cumhuriyet Halk Partisi yüzünde mi geliyor size? Değerli arkadaşlar, bu işi bilmiyorsunuz, gerçekten bilmiyorsunuz. Veya bu ülkeyi, bu halkı düşünmüyorsunuz siz. Samimi söylüyorum, düşünmüyorsunuz. Tekrar ediyorum, Sayın Maliye Bakanım burada teknik bir adam. Yıllardan beri takip ediyoruz. 3 trilyon dolar vergi geldi. Topladığınız paraları, ne yaptınız bu paraları arkadaşlar? Ne yaptınız yani? Tüpraş mı kurdunuz Sayın Başkanım? Sayın Bakanım, Tüpraş mı kurdunuz? Aydın, ben Aydın milletvekiliyim. İnanın ki var ya, bir tane yatırımınız yok ya. Bir tane daha yatırımınız yok. Hani yol falan diyorsunuz ya. Şu anki başbakanım, daha önceki Ulaştırma Bakanı komisyonundayım, sordum kendisine. Araştırdım. 14 yılda çevre yollar dahil olmak üzere otoyol olarak 176 kilometre yol yapmışsınız. Evet, köprüler. Değerli arkadaşlar, bugün sizin yaptığınız İzmir İstanbul otoyolu siz yapmıyorsunuz ki. Yap işletmeniz modeli. 26 tane havaalanı yaptınız, siz mi yaptınız? Parayı bütçede mi verdiniz? Hayır. Yap işlet devlet modeli yaptınız. Ne yaptınız? Yani siz şimdi kalktınız 3. havaalanı hava atıyorsunuz. Devletin bütçesinde mi yaptınız? Hayır. Yap işlet devlet modeli olarak yaptınız. Ha, ne yaptınız biliyor musunuz? Ne yaptınız biliyor musunuz? O parayı devlet o iş adamlarına kefil oldu. Yarın o parayı yine biz ödeyeceğiz. Gariban işçi, gariban memur ödeyecek. Kim ödeyecek? Teşekkür ederim.